3 gün önce bir mesaj aldım. Hatay'dı yanılmıyorsam bir köy. Nusayri dinine mensup bir köy. Nusayrilik ne demek kardeşler? Şia'nın en uç kolu, en sapkın kolu. Şia 60 mezheptir. En hafif sapması Hazreti Ali bütün sahabeden üstündür der. En büyük sapması Nusayrilerdir. Hazreti Ali zahiren imamımız, batinen Allah'ımızdır der. Allah imamımız içine hulul etmiştir der. Bunlara Nusayrilik dini denir. Artık İslam'dan tamamen sıyrılmışlar. Bırakmışlar İslam'ı, farklı bir dine geçmişler. Şimdi bu köye 4-5 tane ihtiyar İslam davetçisi gidiyor ve Allah'ın dinini tebliğ ediyor. Büyük heyetlere, onların kafa adamlarına, ihtiyarlarına, yaşlılarına, tecrübelilerine. Onlar İslam'ı kabul edince kendi köy halkını topluyorlar ve diyorlar ki böyleyken böyle biz İslam'ı kabul ettik. Hakikaten bizim inanışımız Allah'ın getirdiği dinden çok daha farklı bir pozisyonda ve biz bir insanı ilah edinmişiz. Biz şahitlik edin ki Müslüman olduk. Şehadet getirdik. Allah'tan başka hiçbir ilahın varlığını kabul etmiyoruz. Ve İmam Ali'yi onun Resulünün dostu ve halifesi olarak kabul ediyoruz. Dediler ve Müslüman oldular. Bir köy kardeşler, bakın bir köy. Bu o 4-5 tane İslam davetçisi abimiz, yaşlı amcamız. Bu adamlar bütün bir köyün Müslüman olmasına vesile oldular. Bunu nasıl yaptılar? Hamle yaparak, kesbederek yaptılar. Gittiler. Ayaklarına kadar gittiler. Evlerinde oturup zikir tesbihi çekip onlara da Allah'ım hidayet ver deyip hiçbir şey yapmadan durmadılar. Sen de insanların bir şeyler yapmasını istiyorsan hamlede bulunman gerekiyor. Çalışma yapman gerekiyor. Ve çalışmanın neticesinde başarı geldiği zaman da şunu demeyeceksin. Ben onların Müslüman olmasına vesile oldum. Ben yaptım. Demeyeceksin. Hayır. Allah yaptı diyeceksin. Yapan sen değilsin. Mevlana Camii rahmetullahi aleyh velilerin önde gelenlerindendir. Bir gün bir kadın geliyor elinde küçük kız çocuğuyla. Mübarek zat. Ey Allah dostu, ey alim kişi. Senin duan bereketliymiş. Allah hastalara şifa veriyormuş. Şu benim kızımın gözleri görmüyor. Bu kızıma bir dua et de Allah gözlerini açsın. Mevlana Camii diyor ki, ey kadın, ben İsa aleyhisselam mıyım ki ölüleri dirilteyim, körleri gördüreyim. Ben basit bir adamım. Diyor, peşinden de dua yapıyor. Allah'ım bu kadının şu anda sıkıntısı vardır. Sen bu kadının, kızının gözlerini aç diye peşinden dua yapıyor. Duayı yaptığı anda bir ses işitiyor Mevlana Camii. Ses şöyle diyor. Ölüleri dirilten ve körleri gördüren, hastalara şifa veren İsa değildir. Allah'tır. Celle Celaluhu. Onun şanı ne yücedir. Ses bu. Bu ses nereden gelebilir? Ya bir daha önce vefat etmiş olan bir alimin ruhaniyeti gelmiş seslenmiştir. Yahut da bir melek gelmiş seslenmiştir. Bu ses oradan gelir. Mevlana Camii bunu duyduğu anda secdeye kapanıyor. Allah'ım beni affet diyor. Ben onu kastetmedim. Bir günaha girdim ise beni affet. Ben iman ettim ki senden başka yaratıcı yoktur. Fakat İsa aleyhisselam vesile olduğu için ben bunu böyle söylemiştim diyor. Gözyaşları içinde Allah'a tövbe ediyor. Başına bir kaldırıyor, bir bakıyor. O küçük kız çocuğunun gözleri görür olmuş. Sadece işi sahibine teslim ediyor. Körleri gördüren İsa Aleyhisselam'ı kardeşler. İsa Aleyhisselam değil, İsa Aleyhisselam'ın dua ettiği bir zat var. O zat kim? Allah'ım bu kulunun gözlerini gördür. Mesh ediyor. İsa Mesih demelerinin sebebi bu. Elini koyuyor gözlerinin üstüne. Allah'ım bu ama kulum görmüyor. Bunun gözlerine şifa ver. Elini çekiyor. Allah gözlerini gördürüyor. Hristiyanların büyük çoğunluğu ne diyor? İsa ancak Tanrı olabilir. Bunu ancak bir Tanrı yapabilir diyor. İşi aslına teslim etmiyorlar. Yaratıcısına teslim etmiyorlar, Allah'a teslim etmiyorlar, insana addediyorlar. İnsana addettikleri için şirke düşüyorlar. Olay bu kardeşler. Şirk ile iman arasında çok hassas, ince bir çizgi var. Allah'ın yanına kimi severseniz sevin, asla Allah'ın yanına koymayacaksınız. Hep altına koyacaksınız, hep altına. O önce kuldur. Ben bu peygambere aşığım ama onun kul olduğunu biliyorum. Ben bu Allah dostuna, bu alime aşığım ama onun kul olduğunu biliyorum. Önce kul. Önce kul dersen Allah'ın yanına koymazsın. Çok sev, çok yücelt ama ilahlaştırma. İlahlaştırırsan o zaman Hristiyanlardan bir farkın kalmaz. Yahudilerden bir farkın kalmaz. Yahudiler dedi ki Tevrat 1 milyon ayet. Tevrat'ı ezbere bilen Üzeyir Aleyhisselam. Üzeyir. Bu olsa olsa tek kişi ezbere biliyor. Başka kimse ezbere bilmiyor bu Tevrat'ı. Olsa olsa bu hafızayla, bu zekayla Allah'ın oğlu olabilir. Başka bir şey olamaz. Bakın çok anormal bir şey. Müthiş bir zeka, müthiş bir hafıza veriyor Allah Teala. Ve bunlar o insanı da ilahlaştırıyor. Allah'ın 2 tane oğul addediyorlar Allah'a. 1 Üzeyir, 2 İsa. Allah'ın selamı o ikisinin üstüne olsun. Haşa biz müminler bunu kabul etmiyoruz. Biz Allah'a oğul ya da hanım, kadın addetmiyoruz. Eşi yok ki ortağı olsun. Onun ortağı olabilmesi için bir eşi olması lazım. Bir benzeri olması lazım. Benzeri yoksa nasıl ortağı olacak? İşte buna tevhid denir, buna iman denir.